Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepinizin bildiği arkadaşlar ıspanak gözleme tarifiyle sizlere geldim. İki farklı çeşit yaptım. Bir kızartılmış olarak, çiğ börek olarak tarifi vereceğim. Bir de incecik gözleme tarifini sizlere vereceğim. Hep yaptığımda sizler bana soruyorsunuz Instagram sayfamda, hamurunu nasıl yaptınız Nur Hanım? Tarifini alabilir miyim diye. Ben de bu kez çok ayrıntılı bir şekilde tarifimi sizlere anlatacağım. Evet, gerekli olan malzemelerimiz. Hamurumuz için bir tane yaş maya, 1,5 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, yaklaşık 3 su bardağı ılık su, 1,5 kilo un. Evet. Öncelikle mayamızı 1 bardak ılık su ve 1,5 yemek kaşığı şeker ile eritelim. Daha sonrasında ikinci bardak suyumuzu ekleyelim. Tuzu da ilave edelim. Güzelce harcı karıştırdıktan sonra unu ilave edelim. Unu da ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım arkadaşlar. Ben robotumda yoğurdum. Sizler varsa mikserinizde yoğurabilirsiniz. Elinizle de hamuru güzelce yoğurabilirsiniz. Eğer elinizde hamuru yoğuracaksanız hamurumuzun özlü olması için bir 15 dakika yoğurmanız gerekmektedir arkadaşlar. Ben makinede 6 dakikada hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Biraz ele yapışan bir hamur. Çok katı olmayacak, çok da aşırı cıvık değil. Gördüğünüz gibi özlü bir hamur oldu. Asılınca böyle kopmuyor. Şimdi hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Mayalanması için gördüğünüz gibi 3. bardaktan da arkadaşlar bu kadar su arttı. Su kontrollü bir şekilde ilave ederek yoğuralım. Daha sonra kabımı poşete geçirdim ve yaklaşık 1 saat mayalanmaya bıraktım. Ben bu esnada diğer işlerimi yaparken hamurum o kadar güzel mayalanmış ki taşmaya başlamış. Allah'tan ki poşetin içerisinde kalmıştı, yoksa kuruyabilirdi ben gelene kadar, fark edene kadar. Şimdi bunları güzelce toparlayacağım, bezeler yapacağım ve gözlemimi yapmaya başlayacağım. Evet, gözlemimizin iç harcı için olmazsa olmaz ıspanak arkadaşlar. Ben gözlemeyi yapınca mutlaka ıspanaklı yapmayı tercih ediyorum. Ispanaklarımı güzelce yıkadım, baby ıspanaklarımı. Daha sonra 2 tane soğanı da ince yemeklik doğradım. Ispanaklar suyunu alsın diye bezin arasına sardım. O şekilde biraz beklettim. Daha sonra çok ince olmayacak şekilde iri iri doğradım. Gördüğünüz gibi çok ince olmasına gerek yok. Vitamini de kaybetmesin. 3 tane yumurta. İç harcı için ben bu şekilde yapıyorum. Kavurmuyorum kesinlikle arkadaşlar ıspanağı, soğanı. Hepsini çiğden kullanıyorum. Kalıp beyaz peynir. Karabiber, kırmızı toz biber, tuz. Tuzunu en son atalım arkadaşlar. Bu işlemi en son yapalım. Çünkü hemen yapacaksanız, eğer hemen yapmayacaksanız, baharat işleminde yaparsanız sulanma yapacaktır. Bu nedenden dolayı baharatlama işlemini gözlemeye başlamadan önce yapmanızı tavsiye ederim. Elimizde güzelce girelim. Şöyle bir harmanlayalım. Her şey eşit bir birbirine girsin. Bütün baharatlar, sebzeler lezzetini alsın. Burada arkadaşlar yapmış olduğum bu harcı ben bir miktarını kenara ayırdım. Zeytinyağı ilavesi yapmadan. Çünkü onu çiğ börekte kullanacağım. Yağda kızartacağım için ekstra yağlamama gerek yok iç harcının. Evet. Gözlemem için harcım bu şekilde. En son olarak da zeytinyağladım ve harcımı hazırlamış oldum. Şimdi hamurumu küçük küçük bezeler yapacağım ve ince ince açacağım. Evet, mayalanmış olan hamurum gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet arkadaşlar. Ben gözlemeyi çok ince seviyorum. Büyük ve ince seviyorum. Bu nedenden dolayı bezelerimi küçük yapıyorum ve oldukça ince açıyorum. Evet. Neredeyse arkadaşlar mandalina büyüklüğünde, küçük mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum.
aşırı derecede büyük değil. Burada öyle göründüğüne bakmayın. Mandalina büyüklüğünde, dediğim gibi aşağı yukarı ortalama o şekilde büyüklükleri. Bezelerimi de önceden yapıyorum ki dinlensinler. Dinlenen bezeler daha çabuk açılıyor. Eğer hemen yapar yapmaz açmaya başlarsak biraz açması uğraştırabilir. Dinlenince daha güzel açılıyor. Evet, burada un yardımı ile oldukça ince ve büyük açalım. Pişireceğim tavanım boyunca yufkamı güzelce incecik açtım. Gördüğünüz gibi. Hazırlamış olduğumuz ıspanaklı harcımızdan bu şekilde yayalım arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Her yerine bu şekilde yayalım. Diğer kalan kapağını bu şekilde kapatalım. Kenarlarını da elimizle biraz bastıralım. Açılmasın ve pişerken dökülmesin diye. Ben sileks tavada pişirdim arkadaşlar. Sileks tavamı önceden ısıttım. Gördüğünüz gibi. Ve sileks tavamda gözlemelerimi pişirdim. İkişerli ikişerli olarak. Evet. Aynı şekilde diğer bezelerim de bitene kadar bu işlemleri uyguladım. Videomu buraya kadar izlediyseniz bir beğeni sizlerden bekliyorum efendim. Yorumlarınızı kanalımda eksik etmeyin. Bu videoları ben sizler için hazırlıyorum. Beğeni ve yorumlarınız inanın beni çok müthiş derecede motive ediyor yeni videolar paylaşmam için. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayın. Kanalımda oldukça farklı menü tarifleri mevcuttur. Sos, et, birçok yöresel tarif kanalımda bulabilirsiniz. Diğer gözlemem pişerken ikincisini de hemen bitirdim. Şimdi bunu da makinama koyacağım. İkişerli halde gözlemelerimi pişirmeye başlayacağım. İkişerli pişince daha çabuk bitiyorlar arkadaşlar. Evet. Bir taraftan açıp bir taraftan doldurup bir taraftan pişiriyoruz ve pişenleri de eğer seviyorsanız mutlaka üzerine şöyle bir tereyağı sürün arkadaşlar. Bol tereyağlı güzel oluyor. Evet. Daha büyük açabiliriz ama maalesef saç olmadığı için ancak bu kadar, en çok bu kadar büyüklükte açabiliyoruz. Teflon tavalarda da bunun biraz daha küçüğü oluyor. Çünkü onlar bu şekilde büyük değiller. Evet. Gördüğünüz gibi tereyağladığımda harika oldular. Ve hemen diğer yapmış olduğum gözlemimi de ekliyorum. Kontrol ediyorum. Bir taraftan çeviriyorum, pişiriyorum. Ve bu şekilde yapmış olduğum gözlemelerimi pişiriyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi müthiş kabardılar. Evet. Pişen gözlemelerimizin üzerine de tereyağı bu şekilde sürüyorum. Ve incecik arkadaşlar, gerçekten müthiş lezzetli bir gözleme. Ben sürekli bu şekilde yapıyorum gözlemimi. Bazen hamuruna maya kullanmadan da yapıyorum. Mayasız hamurdan bu şekilde aynı tarifle gözlemelerimi yapıyorum arkadaşlar. Sadece içine maya kullanmıyorum. Maya kullanmadığım hamuru da bir 10 dakika dinlendirdikten sonra hemen yapmaya geçiyorum arkadaşlar. Yani uzunca bir süre beklemenize gerek yok. Bir 10 dakika hamurumuzun dinlenmesi yeterli olacaktır. Ispanaklı gözlemelerimiz bitti. Şimdi ıspanaklı çiğ böreğimizi yapacağız arkadaşlar. Yağda kızartılmış ıspanaklı börek. Bezelerimizi oldukça küçük alıyoruz yine. Mandalina bezesinden birazcık daha küçük yaparsanız daha uygun olacaktır. Tabak altı kadar büyüklüğünde açalım. Daha sonra açmış olduğumuz yufkaların arasına birer kaşık ıspanak harcından koyalım ve kapatalım. Yarım ay şeklinde poğaça gibi. Daha sonra kızgın yağda iki taraflı kızartalım. Bu böreği benim eşim çok seviyor. Gözleme yaptığımda mutlaka bu şekilde çiğ börekleri de kızartıyorum. Ispanaklı çiğ böreği arkadaşlar.
Yapmışken de bunu da sizler için göstermek istedim. Evet. Çok yağ çekmiyor. Pamucuk oluyor. Çok da güzel oluyor. Evet. Altın renk alana kadar güzelce kızartalım. Çevirelim. Daha sonra yağlı kağıt koyulmuş tepsimizi alalım. Fazla yağını çektirtelim. Daha sonrasında afiyetle yiyelim. Evet. Şimdi burada sizlere içini de göstereceğim arkadaşlar. Nasıl oldu, nasıl içi görünüyor, yumuşaklığını sizlere daha sonra göstereceğim. Bu hamurdan arkadaşlar kahvaltı için ben bu şekilde pideler de yaptım. Bu pide tarifimi de daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Burada bu hamuru bu şekilde kullanmak istedim. Sizlere de göstermek istedim. Evet. Ispanaklı çiğ böreğimiz gördüğünüz gibi yumuşacık, pamucuk ve harika piştiler. Kesinlikle böyle çok yağ çekmiyor. Zaten fazla yağını da kızarttıktan sonra yağlı kağıda aldırttırıyoruz. Bol yeşillik domates eşliğinde. Afiyet olsun efendim. Evet, incecik ıspanaklı gözlemem de bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi ne kadar ince arkadaşlar. Hamurumuz mayalı olmasına rağmen incecik oldular. Ve müthiş lezzetliler. Bir hafta sonu kahvaltısı için ben bu şekilde gözlemeler yaptım, çiğ börek yaptım ve bahçede güzel bir kahvaltı yaptık ailemle birlikte. Yapmışken de bu tarifimi detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımda farklı poğaça börek tarifleri mevcuttur arkadaşlar. Bir göz atın derim. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.